Merhaba. Merhaba. Kaan, Boş Hayaller Bunlar 20. bölüm ile karşınızdayız. Konumuz nedir Gökhan? Konumuz Mary Poppins'in sihirli dünyasına dair evet. gizemli şeyleri, büyülü noktaları bakalım. Bir hayalle. Yani hayal edin ki istediğiniz kadar büyük eşyaları, istediğiniz boyuttaki şeyleri gizli bir bölmeye depolayabiliyorsunuz. Yani bir gizli bir boyut var. O gizli boyuta istediğiniz eşyayı, size kalem de olabilir, bu araba da olabilir, pat diye saklayabiliyorsun, görünmez yapabiliyorsun. İstediğin zaman da çıkartabiliyorsun o yerden. Bunu çıkartabilecek de gücün var, süper gücün var. Ne kadar ağır olursa olsun, mesela gemi bile saklasan, yani gemiyi sakladın. Gemi var, gemicik vardı. Neyse yani. Sakladın, çıkardın. Buna göre hemen istediğin gibi yani süper gücünü kullanabiliyorsun. Bunu nasıl kullanacaksın? Tamam mı? Bu konumuz bu. Şimdi sen neler saklardın Gökhan? İlk sorumuz bu. Böyle bir gücün olsa ne, mesela 5-10 tane bir saklanacak bir şeyler olsa, anında ihtiyacın olacak şeyler, neler böyle bir bölmeye saklardın? Gizli bölme. İstediğin zaman çıkartabiliyorsun. Düşün bakalım. Ya aklıma gelen şey oldu aslında. Böyle fiziksel bir şeylere ikame edilebilecek yönleri var ama böyle hani geldi insan böyle dertli olduğunda bir böyle hani en yakın olduğu kişi böyle hemen direkt yanında görse. Ya ona bir danışsam, yanımda olsa şöyle bir konuşurdum. Dediği noktada böyle çıkartıp yanıma koymak isterdim mesela, tamam mı? Oğlum sen insanları bayağı toplayıp ortadan kaybettin insanları. Ya yani bu olsun yanımda. Hemen bulunsun çünkü yani bir dertleşmek, bir şey yapmak, fikir almak. Güzel. Onun hani tavsiyeleriyle gibi gibi yani. Ben o mesela ilk aklıma bu geldi. Pat diye böyle yanına. Bak arkadaşlar, bir sürü insan ortadan kaybolursa falan bilin ki Gökhan bunları saklıyor. Güzel. Başka nesne olarak düşünelim. İnsan, nesne olarak mı? İnsan kaçakçılığını bir kenara bırakalım. Nesneler. Valla. Nesne düşün. Ya, hızlı hareket edebilmek için uçak gibi bir şey bulundurmak isterim açıkçası. Evet. Yani böyle hemen pat. Basket falan yani. Yani mesela şu an uçan dronlar var ya, uçan arabalar falan yeni çıktı. Öyle bir şey olsa, uçan hani teknolojisi test edildi artık bunların. Uçan araba artık gerçek oldu. Uçan araba dediğimiz şey uçan drone aslında. Uçan taksi, yakında Uber taksiler falan da çıkacak yani. Şeyi çok, onun işte güvenliği, sistemi falan, onları kurması zor. Yoksa prototipleri falan çok güzel uçuyor şu anda yani. Dolayısıyla öyle bir şey olsa hakikaten bu... Böyle İstanbul trafiğinde falan trafikle de uğraşmazsın. Güzel olur yani. onun dışında ben mesela bayağı bir para taşırdım herhalde orada. İstediğin zaman istediğin parayı çıkartabiliyorsun oradan zaten. Yani, çok büyük rahatlık. Yani gerek var mı? Yani şeyi konuştuğumuz, bu kadar blockchain'i konuştuğumuz dönemde hani belki dijital... Vallahi gerek var, evet. Ben paralarımı görmüyorum. İşte tercih diyorsun. Yanımda olsun. Canlıyı göreceğim, sayacağım böyle. Yanım, bak ben eski teyzeler gibi hani iç yeleğinin bilmem neresine sokuşturuyor. O yanımda olsun kardeşim benim. Aklımda kalmasın o. Blok, zinciri falan çok karışık onlar. Böyle iç yeleğimin iç boyutunda dursun orada. Şu gömlek cebimde şöyle bir şişkin gibi. Elimin altında kardeşim. Elimin altında duracak para. Peki, bu şeyi gücü kullanarak hayat kaliteni arttırmak istiyorsun mesela. Nasıl, neler yapabilirsin? Mesela seyahatte hiç bavul taşımazsın. Bavullarını, ihtiyacın olan her şeyi oraya koyuyorsun mesela. Başka? Ya da park yeri bulmana gerek yok. Çünkü arabanın şey gibi koyuyorsun. Hissederim kendim yani. Kaplumbağa hani nasıl evini sırtında taşıyor. Yani atıyorum bir kıyafete mi ihtiyacım var, hop. Ondan sonra arabaya mı ihtiyacım var, hop. Ondan sonra işte ne bileyim laptopun yanında olsun istiyorsun, hop falan. Evet. Yani hani ne istersen. Şun derdi yok, bilmem nesi derdi yok. Hepsi orada mı? Aynen.
kaplumbağa gibisin, mis gibi yani. Çok rahat bir hayat aslında olurdu, değil mi? Hepsi o boyutta, her şey, ihtiyacın olabilecek her şey. Karnın acıktı, hop yemek de vardır mesela orada. Ya bir şey unuttum diye de dert etmezsin ya. Ay evde bilmem işte şeyim kaldı, şarj aletini unuttum falan. Evet. Yok yani. Bir de mesela bu hazır bu kadar sihirli bir teknoloji varken yemeği de taze tutuyor diyelim. Çok güzel bir böyle şeye gitti. Hani sınırsız ne deniyor ona? Yiyebildiğin kadar ye. Açık büfe. Gittin doldurdun oraya mesela. Sıcak sıcak duracak o yemekle. Acıktıkça alacaksın yani. Güzel. Yani bayağı bir şey depo ederdik herhalde. Bir sürü şekilde kullanırdık değil mi bunu? Ya sonuçta öyle bir şey düzlemdesin ki. Mesela biz geçen de ofise Antep'ten baklava söyledik. Öyle bir düzlemde hemen pat canım mı çekti Antep'ten baklava. O anda hop. Anında. Al sana Antep'ten baklava. Böyle siniyle çıkarıyormuşsun. Öbür boyutu kocaman. Yani böyle çıkarmışken tabii etkileyici çıkarmak lazım. Böyle bir süper gücüm var. Böyle alıp da bir dilim çıkarmazsın yani. Koca siniyi çıkaracaksın ki bir havası olsun yani, değil mi? Aynen. Yani. Pekala. Diyelim bir şeyde kaldın, ıssız adada. Bu boyutta ne koyarsın ki orada sana lazım olacak? Neler alırsın yanına? Bu ıssız adada çıkarmak için. Bir 6 ay falan kalıyorsun diyelim ıssız adada. Neler götürsün? Vallahi canımı çekecek tüm yemekler. Yemekler başka. Ondan sonra... Baya bir kitap götürürüm ben doğrusu. Kitap okunacak, kitaplar falan 100, iyi 200, olur arkadaş olarak. Güzel okunur yani. Ya yine insan kaçakçılığı konusunda hani birkaç şöyle muhabbeti iyi olan arkadaş falan. İnsan, illa bir insan olsun istiyorsun yani. Ya bir getir ya, olmaz. Ya Robinson Crusoe gibi takıl kardeşim tek başına. Ne hemen insan. Altı ay diyorsun hemen bir koloni oluşturuyorsun. Allah aşkına. Ya. Ben bazen böyle hafta sonu mesela diyelim yalnızım evde. Bakıyorum mesela, ya konuşmam lazım böyle hani en azından birisiyle böyle. Ha, bazen kendi kendime konuşuyorum. Ha, kendi kendine konuşuyorum. Sesimi duymam lazım yani herhalde. Anladım. Bilmiyorum. Geveze bir tipsin demek. Hep sesi, ya geveze de değilim aslında. Çok yalnız kalmayı çok seviyorum bu arada. Mesela ben bugün şeyi düşünüyordum. Ya bir pandemi falan da olsa da böyle evde falan çok iyiydi o dönem. Bana göre çok iyi. Aman Allah korusun bir daha pandemi. Aman. Korusun tabii ki yani. Sağlık evet, sıhhat olsun da. Ama yani. Anlıyorum demek istediğini. O güzeldi ya. Yani ben seviyorum yani. Benim hiç öyle bir şeyim yok. Çok hani böyle o dönem çok sıkılmıştık ama şimdi de biraz da özlüyoruz onu. Yok yani. Ben hiç sıkılmadım ya. Ben çok da bilakis iyi geldi yani. Sıkıldık biraz ya ama yani. Bilmiyorum ya. Ben açıkçası... Ben hayattan soyutlanmamıştım. Neyse konuyu saptırmayayım ben. Şimdi devam edelim o zaman. Bu gücü kullanarak, süper gücü nasıl zengin olabilirsin? Hadi bakalım birkaç iş modeli, bir şey, fikirler. Nasıl değer üretirsin, ne problemleri çözersin, ya, ne yaparsın? Dev bir şey, lojistik şeyine sahip olurum herhalde, girişimine. Büyük lojistik. Anında hani şey gibi, şimdi 10 dakika getir modeli var ya. Evet, evet. Fast delivery. Onu mesela anında, hayal ettiğin an kapında falan diye. Ya, bir de o bir şey değil, Amazon'u iflas ettirirsin ya. Böyle evet, bir güç olsun. Amazon evet. Halt etmiş. Sen çok sihirli boyuttan hop çıkar, odada kapıya. Hani, bir de aynı anda yapabildiğini düşün bunu. Sistematize edip. Yani Amazon ertesi günü verebiliyor sonuçta sabahleyin. Sen evet. Anında verirsin. Anında. Ya. O depo, sınırsız bir depo düşün. Neye ihtiyacın var? Oradan istediğin yere tak. Çok iyi bir şey yani. Aynen. Zaten Amazon'u da işten çıkardığımıza göre başka da bir şey gerek yok yani. Başka bir iş modeline gerek yok. Ulaşım, işte transportation, her şeyi halledebilirsin bu şekilde. Evet. Kesinlikle. Aynen. Bayağı dünyanın en güçlü şirketi olursun. Oldun bile. Yani monopol olduğun bile yani. Shark Tank'e çıksan bunu nasıl diyor sunarsın. Bu da güzel bir şey yapılabilir orada yani. Şova dönüştürülebilir belki sunumuyla şey. Diyelim çok fazla kullandım bunu. Yüzlerce şey birikti. Böyle içinde kaybolur. Ne alacaktım ben?
Böyle kedi eneğini bulamayacak. O kadar karıştı hepsi. Her şeyi at oraya, at oraya. Ne oldu? Çöplüğe döndü orası. Yani doğru. Bir dengeli kullanman da lazım. Şimdi bununla ilgili bir hikaye yazdı. Yani ne olur. Arap böyle hepsi birbirine karışmış falan. Ondan sonra sen oradan komedi falan gibi bir şey çıkabilir belki. Yani mesela olmayacak bir şey yerine olmayacak başka bir şey çıkartırsın. Rezil olursun. Ha, güzel bir tiyatro şeyi çıkabilir. Orta oyun değil mi? Orta oyun çıkar orta. Yani böyle olmayacak şeyden. Zaten orta oyunlarında çok olur ya böyle şeyler. Hacivat Karagözler. Aynen. Evet. Güzel. Süper kahramanlar buluşması oldu diyelim. Senin de bu süper kahraman gücün bu. Seninle, ama seni ezikliyorlar, tamam mı? Ulan biz uçuyoruz kaçıyoruz sen ne yapıyorsun lan falan dediler, tamam mı? Sen şimdi onlara şey yapman lazım. Kendini ispatlaman lazım. Nasıl ispatlardın? Seni ezikliyorlar. Ona göre bak kendini ispatlaman lazım. Bu sihirli gücü kullanarak. Ne olabilirdi? Aklıma şey geldi. Dersin. Söyleyin. Ulan dersin ki ben hepinizi cebimden çıkarırım. Hakikaten de cebinden çıkarırım. Allah'ım neyse. Tamam sen ne söyle. Güzel. Güzel. Pardon seni dinliyorum. Ben şey aklıma geldi böyle. Bunu söylediği an böyle şeyi çıkartıp böyle bir tane ne bileyim işte böyle bir gemi böyle ulan şimdi çarparım bir tane falan deyip güzel. Böyle devasa bir şekilde evet yani ya da böyle hayat mayat kurtarırsın böyle çok kritik anda bir şey yapıp orada önce birinin hayatını tehlikeye sokup tamam mı? Çok evil car. Hani böyle şey Amazon'da bir şey var biliyor musun? The Boys diye bir dizi var Amazon Prime'da. Bu süper kahramanların hepsi çok kötüler, tamam mı? Millet çok iyi diye biliyor bunları ama güç sarhoşu olmuş hepsi ve hepsi korkunçlar, tamam mı? Burada da yani sen korkunç bir süper kahraman olduğunu düşün. Önce tehlikeye sokarsın hayatını, sonra kurtarırsın, kahraman olursun. Yani vardır ya öyle. Yani genelde filmlerde, şeylerde falan çok olur böyle yani. Politikacılarda falan da çok olur bu ha. Önce belaya sokup, sonra kurtarma, kurtarıcı gibi gelme falan. Yani bu her zaman işe yarar. Böyle kitleler her zaman çünkü aptaldır. Kitleler her zaman aptal olduğu için. Yani onların gözünü boyamanın yolu bir kaos oluşturmaktır. O kaosta böyle yangın çıkartırsın. Yangını çıkardıktan sonra da söndürdüğün için kahraman sen olursun yani. Bu işte ta milattan önceden beri siyaset sahnesi böyle ilerliyor ya. Yani hiç bir milim ilerleme yok insanlık tarihinde. Hala aynı şeyler ya. Ve toplum da gene yiyor bunları. Bu aptal kitleler gene yer bunları yani. Yer mi dersin? Yer. Yer baba yer yani. Evet. Aptal kitleler hepsi aptal yani. Yani. Tarihten ders, tekerrür falan. Hiç kimsenin ders aldığı yok. Doğru. Tarih kendini tekerrür ediyor. Evet. Son olarak bir tasarımcısın. Böyle bir bu bir tasarımcılarda, mimarlarda bir aslında özel bir şey var. Dal var. O da gizli sistemler tasarlamak. Mesela bir köşk yapıyorsun, gizli geçitler var bir sürü. Ya da gizli odalar var. Hani böyle kütüphanede bir şeye basıyorsun da pat diye dönüyor ya filmlerde olur böyle. Birden kütüphane açılır, arkasından gizli bir geçit çıkar. İşte gizli kasalar, yok gizli anahtarlar, nereyi açtığı belli olmayan gizli yerler, gizli geçitler falan. Böyle bunları bu konularda uzmanlaşmış hatta şeyler var. Tasarımcılar, mimarlar falan var yani. Böyle özellikle çok zenginlere bu hizmetleri veriyorlar. Gizli, kapaklı böyle şeyler yapıyorlar. Bölmeler, işte sadece ve sadece senin açabileceğin tarzda. Gizli geçitler, gizli anahtarlar, gizli bilmem neler. Bu bence çok zengin değil mi ya? Böyle bir şey, hani tasarlayıcısı olsa. Bunları tasarlayanlar bu arada inanılmaz milyoner falan oluyorlar.
Çünkü çok zor bir iş yani. Hani, internette bir sürü videolarını görmüşsünüzdür yani. Hani, hidden rooms falan diye ararsanız, hidden stairs, ya, bilmem ne, hidden doors, bir sürü o kadar mimari harika şeyler yapıyorlar ki. Bir ara sanki şey yapmıştık ya bu konuyu, bir videoda işlemiş oluyor. Evet, evet, yapmıştık. Hatta şeyde New York Times Pixar'a gidiyor. Pixar'ı gezmeye başlayınca orada bir heykel var. Heykel kafasını açıyor kadın. Açtıktan sonra orada bir gizli düğme var. O gizli düğmeyi basıyor. O düğmeye basınca gizli bir merdiven altında bir oda açılıyor. O odada da böyle bir sürü eğlenceli şeyler var yani böyle. Ama hani gizli yani tamamen. Hani sen keşfedersen girebiliyorsun oraya. Herkes giremiyor falan böyle yani. Çok zevkli şeyler ya. Çocukken böyle şeylere bayılırdık yani. Ama büyüyünce böyle şeylere ilgimizi biraz kaybettik aslında. Hani bu gizleme, saklama, açığa çıkarma falan, bu bambaşka bir sürü hikaye çıkabilir buradan yani. Aslında şey öyle oyun şeyleri var ya abi. Ne diyorlar? Odalar ona? Çıkmaya çalışıyorsun orada. Odalar var işte, bir şeyleri evet, keşfediyor. Ondan çok da mesela çok keyif alıyorsun yetişkin olarak aslında. Puzzle'lar hani böyle, evet, bir saat içinde çıkman lazım mesela, çıkamazsan ölüyorsun. Yani. Değil mi? Yani çok keyif alıyorsun aslında. Bu arada burada inanılmaz bunların şeyleri var. Yani Londra'da mesela dedektif şeyleri falan da var yani. Dedektifler işte katil kim falan bulmaya çalışıyorsun. Yemek yiyorsun ya. Bir yandan olayı çözmeye çalışıyorsun. Ya şey hani bunu üç boyutlu bütün binaya dağılıyor onlar hatta. Her odada başka bir şeyler oluyor. Sen de içine katılıyorsun. Bulmaya çalışıyorsun falan. Dedektiflere yardımcı oluyorsun. Böyle bir sürü immersive theater deneyimi de var yani. Ya da böyle gizli şeyler var. O gizli şeyleri açığa çıkarmaya çalışıyorsun. Çok acayip şeyler ya. Yani insan beyni böyle gizli şeylere, gizli kapaklı şeylere falan çok zaten meraklı. Öyle tamam, olunca tamam, bu tarz şeyler inanılmaz çekiyor insanı yani. Onun için arkadaşlar eğer böyle ilginç bir şey yapmak istiyorsanız, herkesin izleyeceği bir dizim falan, böyle mutlaka içinde sırlar olması lazım. Ve o sırların cevabını hemen vermemeniz lazım. Yani o baştan sona mesela izletecek olan şey, o sizin merak et ilk dakikadan itibaren merak ettirdiğiniz şey için izliyor insanlar yani. Öyle bir merak ettireceksin ki manyağa dönecek insanlar, izleyiciler. Zaten en iyi diziler bunu başarıyor yani. Yani en iyi dizileri biz niye izliyoruz? Ulan ne oldu? Hani kim öldürdü mesela? Kim öldürdü? O seni götürüyor. 8 saat izliyorsun mesela ya. Ya da işte hani bu suçlu kim? Yani bu 8 saat izletiyor seni yani. Oradan oraya hoplatıyor. Oradan oraya hoplatıyor. Yani kafana böyle bir oraya bakıyorsun. Bir oraya, bir sürü yanlış kanıt koyuyor. Dikkat dağıtıyor falan. Aslında sihirbazların da yaptıkları şeyler bunlar. Hani dizi dizi senaristliğiyle sihirbazlık aslında çok uzak şeyler değil yani. Sihirbaz da dikkat dağıtıyor. Bir yandan ses çıkarıyor. Dikkat dağıtırken sen oraya bakarken arkadan bir sürü başka şeyler yapıyor. Yani, olay bu yani. Yani. Şey de böyle. Siyaset sahnesi de böyle bu arada. Gündeme böyle salak, saçma salak bir gündem çıkartırsın ortaya. Millet ona böyle kedilerin iple ipe saldırdığı gibi, kedi iple oynar gibi bütün herkes ona oynar. Bütün muhalefet de bu salak şeylerle oyalanır. Gündemi de sen yönetirsin yani. Böyle bir şey gibi. Hani kuklaları yönetir gibi yani. Ne yazık ki böyle insanlık tarihi de böyle aman. Aynen öyle. Öf, bugün de içim sıkıldı be. Hadi bay bay. Hoşçakalın.